Özlem Hanım nerede? Yürüyelim arkada. Evet. Özlem Hanım önden geçti. Hoş geldiniz sayın genel müdür. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her zaman yanındayız. Başkanım buradayız. Her zaman yanındayız. Müsaade ederseniz daha. Evet arkadaşlar çıkalım merdivenleri. Tamam. Matematik çıkalım. Buyurun. Şöyle geçin abi. Bize yakışmaz. Tabii ki. Tabii. Çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi hep beraber birlikte dile getireceğiz. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değildir. O yargı birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan hiç moralini bozma. Yok, yok. Gülümsemeni sürdür. Kesinlikle. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay İzmir'de belediye başkanımız için de yapıldı. Aziz Bey. 100 küsur yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Aziz Koçoğlu İzmirlilere hizmet etti. İzmirliler için çalıştı. Ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti adalet sonunda hem de İzmirliler teslim ettiler. Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar ama hazmedecekler. İstanbul'un rantına doymadılar, onları doydurmayacağız. İstanbul'un rantı İstanbullulara aittir. Ekrem Başkan bu rantı İstanbullulara teslim edecektir. Bunu tahammül edemiyorlar. Rantı almak istiyorlar ama Allah büyüktür. Biz haklı olduğumuz sürece senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın. İnşallah.